Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah, ya Nebiyallah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed, gel şefaat eyle asi kuluna. Gel şefaat eyle asi kuluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed, Ahmet. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, işte Medine mescidinde böyle otururken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam içeriye girer, sahabe anlatıyor ve şöyle diyor Peygamberimiz Aleyhisselam: ben dün çok acayip şeyler gördüm. Yani bu hadise Miraç'tan sonra olan hadisedir ama peygamberlerin rüyalarında görmüş oldukları rüyalarda vahye dayanır. Yani ne görüyorlarsa o tahakkuk eder. Hani biliyorsunuz Sure-i Yusuf'ta İnni ra'aytu ahada asara kavkaben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam daha çocuk yaşındayken babasına diyor ki ben ayı, güneşi, işte 14 tane yıldızı bana secde ederken gördüm deyince babası dönerek diyor ki oğlum ne olur bu yani başkasına anlatma. Hakikat var çünkü bunun içerisinde. Çünkü başkaları ki kardeşlerin çekemeyebilir seni bu rüyanın karşılığında. Onun için rüya alemleri de insanın hayatının başka bir noktasıdır yani. Başka bir sayfasıdır. Rüyası olmayan insanın da pek fazla maneviyatla da ilgisi olmaz. Ben mesela demek ki hiç rüya göremiyorum. Benim o tarafta dedesim yok, yattığım gibi kalkıyorum yani. Ama bazıları diyorlar ki bize rüya tabir ettirmeye gelenler var. Diyor ki ben bu gece efendim Ravza'ya gittim, bu gece camideydim, bu gece bir suyun kenarındaydım, bugün bir denize daldım. Bunların hiçbirisi boş değil yani. Rüyaların hiçbirisi boş değil. Hepsinin bir hakikatle ilgisi var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir önceki gece gördüklerini sahabeye anlatmak için Medine mescidine geri vermiş. Ne anlatıyor? Hazreti Cibur Raitu racülen min ummeti ca'ehu melekul mevti liyakıdıda ruhuhu fe ca'ehu kirrahu li valideyh faradda anhu. Hep ümmetiyle olmuş bunun da. Gördüğü rüyaları da ümmeti hakkında olmuş. Diyor ki bir ümmetimden bir tanesini gördüm. Azrail Aleyhisselam geldi. Onu ölüm hazırlıklarına doğru nişanelerini, belirtilerini gösterdiği bir anda ruhunu kabz etmek için böyle bir hazırlık içerisinde. Bunu anlatmak 20 sene sonra bugüne kadar yaklaşık. Tam Azrail ruhunu kabzedeceği sırada önüne o kişinin anası ve babasına yapmış olduğu hizmet ve itaatlar, taatlar geldi oldu. Azrail Aleyhisselam olmasının başına çekildi. Şuna bakınız Allah aşkına. Bir evladın annesine ve babasına hürmet etmesi. Annesine babasına saygı göstermesi.
onun elinden tutması, onun bileğinden tutması, ah babacığım demesi ne yarama oluyor, ne insana ne bir faydalar getiriyor. Peygamberimiz anlatıyor. Allah bu konuda genç kardeşlerime bunu anlatıyor. Yine Kur'an-ı Azimuşşam'da. Estağfirullah. وَرَسَّلْنَا الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا Biz diyor Allah-u Zülcelal evlatlara, insanoğluna, anne ve babasına ihsan etmeyi tavsiye ediyoruz. Allah'ın tavsiyesine bak. Allah'ın vasiyetine bakın. Ana baba ister inansın ister inanmayın. Bir çocuğun annesi veya babası Hristiyan dahi olmuş olsa bile evlat ona itaat edecek. Bunu tavsiye ediyorum diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın tavsiyesi bu. İşte anasına babasına onun böyle hürmet göstermesinden ötürü ölümüne gergi oldu o hali diyor. Bunu gözümle gördüm. Ve benim ümmetimden birisinin üzerine tatbik ediliyor bu sırada gördüm. Ve diyor ondan sonra bir de baktım ki ümmetimden bir tanesinin başına azap melekeleri çökmüş. Her tarafından böyle sarmışlar. Tam onu böyle o badirenin içerisine iteceği bir itecekleri zaman gelince almış olduğu abdest gelip onu bu badireden kurtardı. Subhanallah, subhanallah, Allah Allah, Allah Allah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sahabe-i kiramdan bir tanesi Beni Neccar olsa gerektir. Evleri Babel Kome'deydi. Biraz Mescid-i Nebevi'nin uzağındaydı. Dediler ki ya Resulallah biz evlerimizi satıp da caminin civarından bir ev almak istiyoruz. Sana yakın olmak istiyoruz. Öyle dediler Peygamberimize. O da rıza göstermedi. Oradan mescide gelip gideceksiniz dedi. Ve ondan sonra anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Abdestin faziletini. Değerli kardeşlerim. Bunlar birer hikaye olarak anlatılmıyor size. Bunlar bir gerçek ve bir hakikat, bunu bilesiniz. Ve bu hakikatları kulağımıza koyup abdestlerimizde alırken tatbik edesiniz diye anlatıyorum ben size bunları. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir insan musluğun başına veya suyun başına varıp da ellerini niyet edip abdest almaya başladığı andan itibaren Allah'a olan samimiyetinden, istiğfarının samimiyet derecesine bakılarak ya ilk başladığı zamanda kolların yüzünden akan damlalarla son damlalarla yahut da kolundan akan son damla, ilk damlalarla Allah o eliyle, koluyla, gözüyle, yüzüyle, ağzıyla yapmış olduğu günahları atıverir yahut da son damlacığa vardığı zaman Allah onları siler götürür. Ne demektir? Çünkü Allah'ın huzuruna gitmek için insanın temiz olması lazım. Allah da Celle Celaluhu Hazretleri abdesti farz kıldı. Farz olan bu abdest ibadetini insanoğlu yaparken. Demek ki bu niyetlerle eğer musluğun başına gider. Ben çok günah işledim ya Rabbelalemin. Serkeşlikler yaptım ya Rabbi. Ne olur Allah'ım şu alacağım abdestin, bu yıkayacağım azaları ya Rabbelalemin, bu akan suların ilk damlalarında veya Peygamberimizin beyan etmiş olduğu gibi son damlalarında günahsız hale getir. Getirirsin ya Rabbelalemin. Bu niyetlerle bir insan tutup abdestini aldığı zaman da Allah onun bütün günahlarını diyor siler, süpürür, götürür. Ondan sonra mescide doğru adım atmaya başladığı zaman evinden bir insan abdestli olarak camiye adım atmaya başladığı zaman sağ ayağını her atışında Allahu Zülcelal Subhanallah 10 derecesini yükseltiyor. Sol ayağını attığı zaman da Allah 10 tane günahını affediyor. Bu peygamberimizin beyanı. Ta ki mescidin kapısına gelindiği zaman o insan günahsız oluyor. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın secde ehline, namaz aşkıyla yananlara, abdestle daima eş olan, sırdaş olanlara en büyük müjdelerinden bir tanesi. İşte
diyor ki onu saran, o sıkıntıdan almış olduğu abdest kurtarmış oldu. Hakkın emrin tutalım yasaklardan, kaçalım Rabbin lütfun bulalım, gel zikredelim Hakk'ı. Muhibbi duydun ise gel zikredelim Hakk'ı. Ho, 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 ho Mevlam. Helal kazan helal ye, kötü niyet besleme, her şeye hizmet eyle. Gel zikredelim Hakk'ı. Ho, 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 ho Mevlam. Elin ile beline, gözün ile gönlüne, sahip ol hem diline. Gel zikredelim Hakk'ı. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ömrünü bitirmiş divane miyem, aklını yitirmiş divane miyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Aşk can feda olsa ne fayda, aşk okuyayda kemale miyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah yolu yektirgek, la ilahe illallah. Allah yolu yektirgek, la ilahe illallah. O birdir bir tektir tek, la ilahe illallah. O birdir bir tektir tek, la ilahe illallah. Gelin gönül diliyle diyelim hep ya Allah. Gelin gönül diliyle diyelim hep ya Allah. Rahim da Rahman da, la ilahe illallah. Rahim